İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı, Ekonomik ve Sosyal Konseyi Ekosok'un Doğu Ermenistan Bürosu Müdürü Hamlet Minasyan ile görüştü. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin yeni seçilen Devlet Başkanı Lidia Margosyan bir yıllık faaliyet planını sundu. Haçik Haykanyan, yaralarımız kanamaya devam ediyor. Artsakh'ın Yerevan'daki temsilciliği artık faaliyet göstermiyor. Kyoh, yolsuzlukla mücadele mahkemesine çağrılacak. Taneya gazetesi, Ankara kalkınma yolu projesiyle tarihi intikamını alıyor. Barül Sevak, Ermeni şiirinde yeni bir sayfa açtı. Büyük şairin 100. yılı kutlanıyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı Armenak Abrahamyan, Ekonomik ve Sosyal Konseyi Ekosok'un Ermeni Ofisi Başkanı Hamlet Minasyan ile 23 Ocak'ta bir araya geldi. Toplantıda Armenak Abrahamyan ve Hamlet Minasyan, barış sürecinin geleceğe yönelik perspektiflerinin yanı sıra Doğu Ermenistan sınırları içindeki barış ve güvenlik konularını da tartıştılar. Hamlet Minasyan'ın Senpen Dayanışma Adası Fahri Konsolosu olduğu unutulmamalıdır. Toplantıda Hamlet Minasyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı Armenak Abrahamyan'a Gevork Çavuş'un adını taşıyan hatıra madalyasını takdim etti. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen toplantıda bilgi alışverişinin ardından yakın gelecekte Batı Ermenistan Televizyonu'nda aktaracağımız yeni programlar görüşüldü. Hamlet Minasyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti hükümetiyle mümkün olduğu kadar işbirliği yapmaya istekli olduğunu ifade etti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin yeni seçilen devlet başkanı Lidia Margosyan'ın başkanlığında Batı Ermenistan hükümeti oturumu 21 Ocak'ta gerçekleşti. Oturumda Bayan Devlet Başkanı hükümetin bir yıllık planını sundu. Bayan Lidia Margosyan, savaş alanında onurlu bir şekilde şehit düşen Ermeni gönüllülerin anısına 1 Şubat'ın Ermeni Lejyonu'nun kuruluşu olarak hükümet takvimine alındığını kaydetti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ermeni Lejyonu'nun kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Çok yakında Batı Ermenistan Televizyonu'nun web sitesi aracılığıyla hükümetin bir yıllık planını tam olarak tanıma fırsatına sahip olacaksınız. 20 Ocak'ta Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 3. döneminin açılış oturumunda milletvekili Haçik Haykanyan, gelişmemiş hafızanın geleceğimize zarar verdiğini söyledi. Milletvekili Haykanyan şöyle dedi. Topraklarımızdan koparılıp dünyanın dört bir yanına dağılan insanlarımızın derin acısını hissetmeye devam ediyoruz. Soykırımın, Armenosid'in üzerinden bir asırdan fazla zaman geçmesine rağmen tarihi yargılama henüz yapılmadı. Geçmişle yüzleşmediler. Ermenilere yönelik katliamın, Armenosid'in sorumlularının isimleri hala sokaklarda ve şehir bulvarlarında zafer işareti olarak duruyor. Birçok devletin kararıyla soykırımı Armenosid'e uğrayan, sürgün yollarında katledilen yüz binlerce soydaşımızın sesleri hala kulaklarımızda çınlıyor. Yaralarımız kanamaya devam ediyor. Bu sokaklarda yürürken maruz kaldığımız psikolojik şiddet bizi dilsiz bırakıyor. Korkunun gölgesinde yaşamaktan başka seçenek bırakmıyor. Kanayan hafızamızı iyileştirmek nasıl bir gelecek kuracağımızla yakından ilgilidir. Gelişmemiş hafızamız geleceğimize zarar verir. Bu yüzden tarihle yüzleşmekte ısrar ediyoruz. Bu toparlanma ancak tarihsel bütünlükle yüzleşmeyle mümkün olabilir. Artsakh'ın Yerevan'daki temsilciliği artık çalışmıyor. Temsilciliğin eski çalışanları da bilgiyi doğruladı. Kapatılma nedeni muhtemelen Artsakh'ın diğer devlet kurumlarının kapatılmasıyla aynı. Basında yer alan bilgilere göre daha Aralık ayında Bakü medyası Artsakh temsilciliğinin Yerevan'daki faaliyetlerinin kabul edilemez olduğunu yazmıştı. Temsilcilikte sözde kışkırtıcı açıklamalar yapılan toplantılar gerçekleşiyor. Temsilcilikte toplananların iki hedefi var, Yerevan ve Bakü yetkilileri. Medyada Ermeni hükümetinin bu temsilciliği Ocak ayının başında kapatmayı planladığı belirtiliyor.
Yeğnikler adlı askeri birliğin komutanı, Artsakh ulusal kahramanı Köh adlı Karen Calavyan, Savunma Kuvvetleri eski komutanı Mikhail Arzumanyan'a karşı açılan ceza davasında sorgulanabilir. Dava kapalı duruşma çerçevesinde inceleniyor. Hatırlatmak gerekirse, 1 Eylül 2022'de savcılık, Artsakh Silahlı Kuvvetleri eski komutanı ve Artsakh Cumhurbaşkanı danışmanı Mikhail Arzumanyan'ın 2020 Artsakh Savaşı sırasında Arega Tepesi ve bitişik savaş mevzilerini kurtaran birimlere buraları terk edip geri çekilme emri verdiği suçlamasında bulunuluyor. Arzumanyan 1 Eylül'de tutuklandı ve halen gözaltında. Yunan gazetesi Tanea, saldırıların önemli Kızıldeniz boğazlarının normal işleyişini sekteye uğratmasının ardından Ankara'nın Basra Körfezi'nden başlayıp Avrupa'ya uzanan kalkınma yolu projesiyle tarihi intikam aldığını bildirdi. Ankara'nın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni İpek Yolu olarak tanımladığı kalkınmaya giden yol projesi, Kızıldeniz boğazlarını felç eden saldırıların ardından önemli bir jeopolitik dengeleme eylemi olarak selamlandı. Yunanlı profesör Athanasios Platias, jeopolitik domino taşları başlığıyla yayınladığı analizde koridor savaşları bağlamında Ankara'nın pozisyonlarının güçlendiğine dikkat çekiyor. Makalede Ankara'nın Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan Irak'ın Basra Limanı üzerinden Konstantinopolis'e, oradan da Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya uzanan kalkınma yolu projesinin İran destekli Husilerin saldırılarından sonra uygulanmaya başlandığı belirtiliyor. Süveyş kanalının 1869'da açılması ve Batı Ermenistan üzerinden İpek yolunun rolünün ve öneminin zayıflamasını hatırlatan analizde şöyle deniyor. Türkiye şimdi Süveyş kanalının önemini küçümseyerek tarihi bir intikam alıyor. Baruj Sevak, yaşadığı dönemde büyük ilgi gören, bugün bile sevilip takdir edilen, eserleriyle şifa veren, ilham veren, büyüleyen bir şair. Sevak'ın 100. yılında yıl boyunca çeşitli ve çok içerikli etkinlikler düzenlenecek, yazarın bıraktığı zengin edebiyat mirasının yaygınlaştırılmasına yönelik girişimlerde bulunulacak. Baruj Sevak'ın ev müze müdürü Sevak Azaryan, Sevak'ın jübilesini sadece Zangakadan'da değil, Yerevan ve Doğu Ermenistan'ın farklı bölgelerinde sürgündeki diasporada gerçekleşecek. Şairin doğum günü olan 24 Ocak'ta müze evde kadans topluluğu, Sevak'ın metinlerinden yola çıkılarak yazılan şarkıları seslendirecek olan Gor Suçyan yer alırken, ayrıca Sos Sarkisyan'ın adını taşıyan Hamazgayın Tiyatrosu oyuncularının katılımıyla küçük bir tiyatro gösterisinin de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Akşam ise Yerevan'da Hamazgayın Tiyatrosu'nda Sahildeki Adam oyunu sergilenecek. Yıl dönümü münasebetiyle editörlüğünü Sevak Azaryan'ın yaptığı 100 şiir kitabı okurların beğenisine sunuldu. Kitap Ev Müzesi'nin Sevak ailesinin, özellikle de ortanca oğlu edebiyatçı Armen Gazaryan'ın ve Ermeni Eğitim ve Kültür Vakfı'nın girişimiyle yayınlandı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gaya Arzumanyan tarafından seslendirilen Ayayi Yergir Artsakh adlı eseri sunuyoruz. Ayayi Yergir Artsakh, Adnan Kezdeni Matam, Dua Hop Kesin Zaman, Dua Verjim Gansusam, Hospita Kanki Zambom, Aşta Presa Bohçatko. Ayayi Yergir Artsakh, Adnan Kezdeni Matam, Dua Hop Kesin Zaman, Dua Verjim Gansusam, Hospita Kanki Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.